Aren TV'den hepinize merhabalar. Sosyal medya hesaplarında son günlerde Yeşil Sol Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hedefe konmuş durumda. Bunun nedeni de değerli dostlar, Sur'da çekilen bir komedi filmi. Sur'da Devran Diyarbakır Komedisi adlı filmin fragmanı yayınlandı ve bu fragman yayınlandıktan sonra filmde Sırrı Süreyya Önder'in de oynadığı ortaya çıktı. Sırrı Süreyya Önder'in filmde oynamasını sözüm ona kendisine Kürt milliyetçisiyim diyen kişiler tarafından Sırrı Süreyya Önder hakkında hakarete varan paylaşımlar oldu. Ve bu paylaşımlarda zaman zaman hatlarını aşan ifadelerle de kullandılar. Devlet ajanlığından tutun MİT ajanlığına kadar gibi yakıştırmalar yapıldı Sırrı Süreyya Önder'e. Ve bu paylaşımlardan ve yoğun paylaşımlardan sonra film ekibinden bu paylaşımlara ilişkin bir açıklama geldi. Bu açıklamayı sizlere aktarmadan önce birkaç sözle ben eklemek istiyorum değerli dostlar. Diyarbakır'da yakın zamanda, daha doğrusu hepimizin hatırlayacağı gibi, Diyarbakır Sur'da yakın zamanda yaşadığımız acıları hiçbirimiz unutmamamız gerektiğini buradan ifade ediyorum ve bunun altını çiziyorum. Ama hayatta bir gerçeklik var. Ağlamanın olduğu yerde gülmenin, acının olduğu yerde mizahın, ölümün olduğu yerde yaşamın da devam ettiğini hepimiz biliyoruz ve bunu bu şekilde kabul ediyoruz. Diyarbakır'ın acılarını anlatan filmler de olmalı, mizahını ve gülmesini anlatan filmler de olmalı diyerek şimdi film ekibinin açıklamasını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Sur'da Devran filmi 13 Ekim'de izleyiciyle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Kırık ve Yüksek Ünal'ın yer aldığı film Murat Türk'ün Köprüdeki Düşman Ükü kitabında yer alan bir öyküden beyaz perdeye uyarlandı. Sur'da Devran filmi henüz izleyiciyle buluşmadan sosyal medyada bazı tartışmaların konusu haline geldi. Henüz izlenmeden bir mizah filmi olarak algılanan ve ağır saldırılara uğrayan film çok yönlü eleştirilere maruz kaldı. Bu eleştirilerin kirli bir zihniyet tarafından bilinçli olarak yönetildiği dile getiren film ekibi basına ve kamuoyuna bir açıklama yaptı. Bizler Sur'da Devran filmi ekibi olarak büyük yönetmen Yılmaz Güney'in bakış açısıyla çıktığımız bu yolda bu halkın sanatçıları olarak yaşadıklarından azade değiliz. Sanatçı ait olduğu toplumun, halkın yani kendi yaşamının uzağında olamaz diyerek başlayan açıklama Sur'da Devran filminin Sur halkıyla beraber çekildiğini dile getiriyor ve şöyle devam ediyor. Basın açıklamasının devamı ise şu şekilde. İzleyicilerimiz filmimizi izlerken Sur'un geçmişini, izlerini ve Sur halkının kırık kültürünü hissedecekler. Yine dönemin basın emekçileri toplumun birçok kesimini hedef alan işkence politikalarına ve acılara kameramızı çevirdik. Ekip olarak bize sadece Sur'da Devran'da değil, daha önce projelerimizde yalnız bırakmayan sanatçı ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 90'lı yıllardan esinlenerek vurguladığımız bu filme destek vermiş ve oyunculuğuyla değer katmıştır. Sur'da Devran fragmanı yayınladığı günden bugüne birçok değerli tartışmanın konusu olmuştur. Ancak günümüz dijital dünyasının hüsranla dolu politik kimlik ve duruşu hedef alan tartışmalarına da eklenmek istenmektedir. Her film politiktir. Fikriyle politik duruşumuza destek veren, başta Sırrı Süreyya Önder olmak üzere diğer tüm sanatçılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pandemi ile büyük deprem felaketinden kaynaklı seyirciyle buluşamayan ve bugünün koşullarında vizyona girmeye hazırlanan Sur'da Devran, bu zorlu günlerde hepimizin ihtiyacı olan mizahı, politik bir kimlik ve anlatım tarzıyla geçmişi ve yaşananları bağımsız, özgür toplum gerçekliği çerçevesinde ele alarak vizyona taşıyor. Unutulmamalı ki filmimizde işlediğimiz bu halkın umutları, düşleri, özlemleri ve acılarından başkası değildir. Tüm kamuoyunu ve Sur'da Devran'ı henüz izlememiş olsa da yorum katan her bir kişiyi gösterim tarihi olan 13 Ekim'de filmimizi seyretmeye davet ediyoruz. Çağrısında da bulundu film ekibi değerli dostlar. Evet değerli dostlar, haberimiz bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV'le kalın.